Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Englund Gambit'i inceleyeceğiz. Günümüzde Englund Gambit'in ana devam yolu siyahlar tarafından pek tercih edilmese de özellikle 2000 rating altında oynanabilmektedir. İlk aşamada gambitin ana devam yolunu inceleyecek olup ikinci aşamasında ise oldukça yeni olan bir tuzak devam yolunu inceleyeceğiz. Analiz için kitabı açtım. Kitapta da Lichess üzerinde oynanan bütün oyunları dahil ettim. England Gambit beyazın d4 hamlesine karşı e5 ile başlar. Burada siyahlar oyunu kapalı varyatlara sürüklemektense direkt açmak istemekte ve çeşitli tuzakları denemek için piyon feda etmektedir. Bu aşamada biz kitaptan da görülebileceği gibi beyazın en çok oynadığı ve bilgisayarın da önerdiği piyon alır e5 hamlesi ile devam edeceğiz. Siyah hemen at c6 gelerek biraz önce kaybettiği piyonu geri almak istemektedir. Beyaz da buna karşılık en çok oynanan at f3 ile karşılık verebilir. Burada beyaz hem saldırı altındaki piyonunu korumakta hem de bir gelişim hamlesi yapmaktadır. Siyah vezir e7 ile devam eder ve piyona olan baskıyı arttırır. Bu aşamada bilgisayarın önerdiği ve ikinci en çok oynanan hamle at c3 hamlesidir. Bu hamle daha çok bu gambiti bilen beyaz tarafından oynanabilmektedir. Biz burada beyazın yine en çok oynadığı hamle olan fil f4 hamlesi ile devam edeceğiz. Bu hamle ile beyaz piyona tutunmaya devam eder. İşte bu anda siyah vezir b4 gelerek gambite giriş yapar. Bu hamleyle bir üçlü çatal atmıştır. Bir yandan şah çekmiş, diğer bir taraftan hem fili hem B2'deki piyonu istemektedir. Bu aşamada beyaz, bilgisayarın tavsiye ettiği ve en çok oynanan hamle olan fil D2 gelerek şahın önünü kapatabilir. İkinci en sık oynanan hamle ise at BD2 hamlesidir. Fakat bu durumda askıda kalan fil direkt alınabilmekte ve üstünlük siyaha geçmektedir. Yine bir diğer sıklıkla oynanabilen hamle ise vezir d2 hamlesidir. Bu hamle ile de kale askıda kalmakta ve siyahlar tarafından rahatlıkla ele geçirilebilmektedir. Görüldüğü gibi bu durumda da siyah yine üstünlüğü ele geçirmektedir. Geri gelerek fil d2 hamlesi ile devam edelim. Siyahlar vezir b2 ile gambite devam eder. Bu aşamada bilgisayarın tavsiye ettiği ve en Açıklıkla oynanan hamle at c3 hamlesidir. Fakat bu hamleye ileride değineceğiz. Biz şu anda en sık oynanan ikinci hamle olan fil c3 ile devam edeceğiz. Burada hemen bir olasılık hesaplayacak olursak yapılan 98 bin adet gambit girişiminden 20 bin adedi başarıyla yedirilmiştir. Yani olasılığın %20 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi fil c3 hamlesini inceleyelim. Aslında burada beyaz tehdit altındaki kalesini korumayı ve aynı zamanda da at desteği ile veziri kovmayı istemektedir. Fakat analiz çubuğundan da görülebileceği gibi beyazın gözden kaçırdığı bir hamle vardır. O da fil b4. Bu hamlede beyazın birkaç seçeneği bulunmaktadır. Öncelikle bilgisayarın önerdiği ve en sık oynanan hamle olan fil alır b4 ile devam edelim. Burada siyah kaleyi almak için acele etmez ve at alır b4 yapar. Beyaz b1'deki atını çıkarak kaleyi korumaya çalışabilir. At d2 oynarsa siyah hemen at c2 yaparak beyaz veziri ele geçirir. Beyaz at c3 yaparsa siyah hemen vezir c3 alarak şah çeker. Bu durumda beyaz At D2 ile şahın önünü kapatmak isterse siyah bir önceki hamledeki gibi veziri ele geçirebilir. Beyaz vezir D2 ile şahın önünü kapatmak isterse de siyah hemen vezir A1 gelerek kaleyi, ardından da veziri ele geçirerek oyun sonuna gidebilir. Geri gelirsek bu aşamada beyaz bilgisayarın da önerdiği at A3 oynayabilir. Bu durumda siyah vezir A3 ile atı ele geçirir ve oyuna üstün bir şekilde devam eder. Gambit'in yedirildiği başlangıç hamlesine geri dönelim. Burada beyaz tehdit altındaki filini korumak için vezir d2 gelebilir. Siyah hemen fil c3 ile beyaz fili alır. Beyaz bu durumda eğer vezir c3 alarak kalesine tutunmaya devam etmeye çalışırsa siyah vezir c1 ile mat eder. Kitaptan da görülebileceği gibi şimdiye kadar oynanan yaklaşık 20.000 adet oyunun %30'u bu konum ile sonlanmıştır. Geri gelirsek beyaz eğer siyah fili at c3 ile yerse siyah vezir a1 ile kaleyi ele geçirerek oyuna üstün bir şekilde devam eder. Englund Gambit'in ana devam yolunu bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi beyazın bu gambit ile karşılaştığında oynayabileceği varyantları inceleyelim. Ve aslında siyahın hevesini kursağında bırakarak onu nasıl cezalandırabileceğini görelim. Siyahın vezir b2'de bulunan piyonu alarak gambitin en kritik hamlesine geldiği bu anda beyaz bilgisayarın da önerdiği ve en sık oynanan hamle olan at c3 oynar. Oynayabilecek birkaç seçeneği olan siyah fil b4 oynayabilir. Bu durumda beyaz öncelikle kale b1 gelerek siyah veziri kovar, ardından at d5 oynayarak siyah fil üzerinde ciddi bir baskı oluşturur. Bu durumda siyahın en sık oynadığı hamle fil alır d2'dir. Beyazın vezir d2 oynaması ardından at c7 ile çatal tehdidi bulunmaktadır. Bu sebeple siyah c7'deki piyonunu korumak için şah d8 oynayabilir veya öncesinde a2 piyonunu alır ve beyazın kalesini tehdit eder. Son şanslarını da kullanan siyahlar beyazların kale d1 gelmesi ardından şanslarının tükenmekte olduğunu farkındadır. Şah kale çatalından korunabilmek için şah d8 oynar. Bu durumda beyaz at g5 oynayarak çatal tehdidini arttırabilir. Siyahlar at e5 gelerek f7 piyonunu koruyabilir. Ardından beyaz vezir c3 gelerek atı tehdit eder. At kaçarsa arkada g7 piyonu ve h8'de bulunan kale boştadır. Bu sebeple siyah f6 oynayarak bu iki tehditten de kurtulur. Beyaz bu anda at e6 oynayarak kurnaz bir girişimde bulunur. Siyah eğer almayıp şah e8 oynarsa şah kale çatalı yiyecektir. Eğer alırsa da ki yüksek ihtimalle alacaktır, beyaz at b4 gelerek açarak şah yapıp aynı zamanda da veziri isteyecektir. Vezirin alınması ardından beyazlar için çok kolay bir kazanç olacaktır. Veya bu anda beyazlar vezir C7 ardından at F6 ve son olarak da kale D8 ile mat edebilecektir. Geri geldiğimizde beyazın at ile yaptığı tehdit ardından siyahlar bilgisayarın da önerdiği fil A5 hamlesini oynayabilir. Bu durumda beyaz hemen kale B5 gelerek siyah fili tehdit edecek ve hamle yapmaya zorlayacaktır. Fil B6'ya kaçarsa siyah direkt kale ile siyahın filini yiyecek ve ardından at C7 oynayarak çatal yapacak ve kaleyi geri alacaktır. Başa döner isek siyahın bu hamledeyken yapabileceği bir diğer hamle de at B4 hamlesidir. Bu varyantta beyaz dikkatli oynamak durumundadır. Eğer hatalı bir hamle yaparsa örneğin A3 veya kale B1 gibi Siyah at alır C2 ile beyaz veziri ele geçirecektir. Beyaz basitçe at D4 ile C2 piyonunu korumak zorundadır. Siyahlar C5 oynar ve atı kovmaya çalışır. Buradaki kritik hamle ise kale B1'dir. Bu hamleden sonra saldırı sırası beyazlardadır. At DB5 gelip C7 karesinden çatal isteyebilir. Siyah vezir A5 ile engelleyecektir. Beyazlar önce A3 ile atı kovar. At A6 ardından at E4 oynanır. Bu aşamada beyaz D6 karesine büyük bir baskı uygular. Siyah en çok oynanan hamle olan vezir D8 oynayabilir. Beyaz öncelikle fil G5 gelir. Burada eğer siyah at ile bloklamak isterse at BD8 ile mat olur. Fil ile bloklamak isterse at BD6, şah F8 ve vezir D5 ardından oyun artık siyahlar için kayıptır. Eğer piyon ile bloklamak isterse de vezir d5, piyon alır g5, at bd6, fil d6, at d6 ardından şah nereye oynarsa oynasın vezir f7 ile mat olacaktır. Evet arkadaşlar Englund Gambit'in ilk bölümünü bu şekilde tamamladık. İkinci bölümde Englund Gambit'in yeni bir devam yolunu inceleyeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.